Merhaba ve bazı izleyenleri ben Erdem Fabutcan. Bugün Samsung Galaxy Note 20 Ultra modelinin incelemesiyle karşınızdayız. Müzik <laughs> asos ayında tanıtılan Samsung Galaxy Note 20 Ultra modelini bir süredir kullanıyorum. Yani günlük telefonum olarak kullanıyorum. Bu videoda hem deneyimlerimi aktaracağım hem de bir inceleme yapacağız. Ama dilerseniz önce kutu içeriğinden bahsedelim. Aslında kutu içinde farklı çok bir şey yok. Bir adet gördüğünüz gibi adaptör ve Type-C'den Type-C'ye bir aktarım kablosu geliyor. Bunun yanı sıra bir de yine Samsung'un diğer modellerinde de karşımıza çıkan bir adet yine ucu Type-C olan bir kulaklık tabii ki AKG kulaklıklar zaten Samsung satın almıştım markayı. Kulaklıklarda bunlar oldukça başarılı bir kulak deneyimi olduğunu söyleyebilirim. Zaten bu markanın kulaklıklarını severek kullanıyordum. Yine Samsung telefonlarında da güzel bir iş çıkartılmış diyelim ve tasarıma geçelim. Öncelikle oldukça büyük bir telefon. Bundan söz ederek başlayabilir sanırım. 6.9 inç büyüklüğünde. Yan taraflar yani ekranın köşe yeri kavisli. ama ekran gövde oranı oldukça yüksek tutulmuş zaten ekran kısmında. Bunu değineceğim. Bizim elimizdeki bronz modeli aynı zamanda siyah ve beyaz da var. Yani toplamda 3 renk var. Siyah, beyaz ve bronz olmak üzere. Cihazın kalınlığı 8.1 mm kalınlığında. Ağırlığı ise 208 gram. Nispeten hani muadillerine göre ondan çok daha küçük telefonların daha ağır olduğunda belirtelim hani ben ağırlığını ve kalınlığını gayet yerinde buldum. Ee, ekranın içine gömülü bir parmak izi sensörümüz var. Oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. IP IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da dayanıklı. Ee, stereo hoparlör yani çift hoparlör var üzerinde ve yine en önemli tasarım detaylarından biri alt kısmından bir kalem çıkması. Zaten Note serisinin alameti farikası. S pen bu cihazda da tabii ki var. Gördüğünüz gibi kalemle pek çok şey yapabiliyorsunuz. Ee, yani Bluetooth kullanıyor kalem uzaktan kontroller için. İşte fotoğrafları geçebiliyorsunuz. Fotoğraf çekebiliyorsunuz pek çok farklı özelliği var. Hani ben not telefonları kullandığımda şöyle bir sıkıntı oluyor. Telefonu ilk başta çok kullanıyorum. Not yani kalemini çok kullanıyorum. Ama sonra unutuyorum açıkçası. Belli spesifik bir iş yapmıyorsam kalemi de çok kullanabileceğim. Orada duruyor. Ama ekstra bir özellik olarak orada durması güzel çünkü bir noktada işinize yarayabiliyor. Bunu da belirtelim ve geçelim. Ekran detaylarına dinamik amoled bir ekranı var cihazın. 6.9 inçlik, neredeyse 7 inçlik tablet boyutunda bir cihaz oldukça büyük. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir cihaz bu. O da oldukça başarılı. Yani ekran gerçekten çok akıcı. Bunu söyleyebilirim. %91.7 bir ekran gövde oranına sahip. Bu da zaten çerçevelerin neredeyse olmaması. Hem altta hem de üstte çok az bir çerçeve var. Kenarlarda zaten çerçeve yok. Üst kısımda bir de gördüğünüz gibi hole punch denen bir kamera kısmı var. Yani yuvarlak bir şekilde orta kısma konumlandırılmış bir ön kamera var. 1440'a 3088 piksel çözünürlüğünde bir cihaz bu. Ekran deneyimi oldukça başarılı ve Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Ben zaten Samsung'un en önemli avantajlarından biri kesinlikle ekran deneyimi ve yine bu cihazda da belki de akıllı telefon pazarındaki en iyi ekranlardan birini sunmuşlar bunu söyleyebilirim ya yani özellikle ekran kısmı çok etkileyici diyelim ve donanım kısmına geçelim ee, Samsung'un kendi işlemcisi olan Exynos kullanıyor Exynos 9990 adlı işlemci 7 nanometrik işlemci kullanıyor ama bu Türkiye ve belli pazarlarda böyle örneğin Amerika pazarında e, Qualcomm'un Snapdragon işlemcisini kullanıyor. Snapdragon ailesinden bir işlemci kullanıyor ülkemizde e, Exynoslu model satılıyor zaten dünyanın büyük bir kısmında da Exynoslu model satılıyor. 256 GB dahil depolamamız, 12 GB RAM'imiz var. Performans konusunda çok bir şey söylemeye gerek yok çünkü gerçekten akıcı bir cihaz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor hem günlük işte aktivitelerde hem oyun oynarken vesaire hiçbir sıkıntı olmadan bu cihazı kullanabilirsiniz. Android 10 işletim sistemini kullanıyor. Aynı zamanda Samsung'un One UI'yi var. Kendi arayüzü. One UI 2.5'i kullanıyor. Yani performans konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Gerçekten amiral gemisi bir performans sizlere sunuyor. Gelelim arka kısmında büyük bir yer kaplayan kameraya. Kamera oldukça büyük bir yer kaplıyor arka kısmında ve inanılmaz da büyük bir çıkıntı. Hatta masaya koyduğunuzda maalesef böyle bir sıkıntı var. Yani asla düz olarak koyamıyorsunuz. Bir çıkıntı oluyor. Örneğin telefonu koydunuz böyle kalemle not almak istiyorsunuz, bir şey yazmak istiyorsunuz. Maalesef masaya vuruyor sol üst ekranı veya sağ alt tarafı. Ee, i̇şte kamera çıkıntısının büyük olmasıyla alakalı ama iyi de başarılı da bir kamera performansı sunuyor. Arka kısmında 3 adet kamera bulunuyor. Gelelim bunlara. Öncelikle 108 megapiksellik f1.8 diyafram açıklığına sahip bir geniş açılı kameramız var. Onun dışında 12 megapiksellik f3.0 diyafram açıklığına sahip Telefoto yani periskop telefoto kameramız var. Burada 50x'e 50 xe zoom yapabiliyorsunuz bu kamerayla. Son olarak 12 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı bir kameranıza. Bu üçünün kombinasyonundan gerçekten başarılı işler çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda daha önce de yine Samsung'da karşımıza çıkmıştı. 8K'da video desteği de var. 8K 24 fps video çekebiliyorsunuz. Onun dışında 4K ve 1080'de video çekebiliyorsunuz. Gelelim ön kamera kısmına. Ön kameramız ise 10 megapiksel. Hemen şurada üst kısımda ekranın üst kısmına tam ortada konumlanan kamera 10 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı bir kamera. Yine selfiler başarılı. Bunu da söyleyebilirim. Ya yani ben genel anlamda hem ekran performansını hem de kamera performansını beğendim. Gelelim pil performansına. 4500 mAh'lik büyük nispeten büyükçe büyük sayılabilecek bir pili var ve size bir günü oldukça başarılı bir şekilde götürüyor. Hızlı şarj desteğimiz var ama 25 W'a kadar işte rakiplerinin işte Huawei'de 40 W'a kadar da gördük ya da Oppo'da yine daha fazlasını gördük ama 25 wattlık bir hızlı şarj desteğimiz var. 15 wata kadar hızlı kablosuz şarj desteğimiz var ve 4.5 wata kadar da reverse kablosuz şarj var. Yani siz bu telefonu koydunuz buraya, işte Samsung saatinize saatinizi koydunuz, onu kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bu da 4.5 wata kadar destekli. Son olarak gelelim fiyatına bu Samsung'un şu an en pahalı eğer Z Fold'u 2'yi saymazsak yani katlanabilir aileyi saymazsak en pahalı modeli Yaklaşık 13 bin liralık, 12 bin, 13 bin liralık bir fiyatı var. Tabii ki çok pahalı bir model ama zaten amiral gemisi performans sunuyor zaten amiral gemisi özellikleri var. O yüzden fiyatı da oralarda yani eğer üst düzey bir telefon alıyorsanız Android dünyasının en başarılı alternatiflerinden birine olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.